Kader Meydanı'nda. Değerli hocam, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Kahramanmaraş'ın önemli geleneksel spor etkinliklerinden biri olan Bertiz Boyalı Kısa Şalvar Güreşleri bu yıl 28. kez büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Tıpkı Boyalı El Meydanı'nda olduğu gibi kardeşiz, tek vücut, tek bir milletiz. Dulkadiroğlu Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nun işbirliğiyle düzenlenen etkinlik 540 güreşçinin katılımıyla Bertiz Boyalı'da yapıldı. Güreş müsabakaları yapılacak, aynen buradaki gibi güreşler yapılacak. Tarihi ve kültürel mirası yaşatmak amacıyla düzenlenen güreşler yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti. Türkiye'nin dört bir yanından gelen pehlivanlar kıran kırana mücadele sergilerken etkinlik alanında büyük bir heyecan hakimdi. Katılımcılar, geleneksel güreş kültürünün bu önemli parçasını yerinde yaşamanın mutluluğunu yaşadı. Sayın Müdürüm, Mithat Birer. Bertiz Dayanışma Vakfı Başkanı, açılış konuşmasında, Bertiz Boyalı Kısa Şalvar Güreşleri, sadece bir spor etkinliği değil, aynı zamanda kültürel mirasımızın yaşatılması açısından büyük önem taşıyor, ifadelerini kullandı. 1988 yılında burada Bertiz Boyalı Güreşleri'nin ilki düzenlendi. 1988'den 2014 yılına kadar Bertiz Boyalı köyümüzün halkı, muhtarları, güreş ağları, evlerinde misafirlerin ağırlamak için heyecan duyan annelerimiz, teyzelerimiz 2014 yılına kadar bu güreşin maddi ve manevi sorumluluğunu üstlendi. 2014 yılında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olmasıyla beraber Dulkadiroğlu Belediye'miz bu zamana kadar maddi ve manevi olarak güreşlerimize sahip çıkmakta, ev sahipliği yapmakta. Güreşlerimizde emeği olan güreş ağlarımıza, sahamızın arsasını hibe eden Tanrı amcamıza, evlerinde hazırlık yapan annelerimize, teyzelerimize, daha önceki belediyemizde görev alan belediye başkanlarımıza ve başkan yardımcılarına, Dulkadiroğlu Belediyesi çalışanlarına, hasreten şu anki belediye başkanımız Sayın Mehmet Akpınar Başkan'a, tüm Bertiz halk adına teşekkür ediyorum. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar ise, bu tür etkinliklerle genç nesillere geleneklerimizi aktarmaya devam edeceğiz dedi. Bugün burada Dulkadiroğlu'nun kalbinde Bertiz Boyalı güreşleri vesilesiyle bir araya gelmekten büyük onur ve mutluluk duyuyorum. Bu güreşler sadece sporun değil, aynı zamanda kültürel değerlerimizin yaşatıldığı, nesiller boyu devam eden bir geleneğin sembolüdür. Atasporumuza sahip çıkmak, onu gelecek kuşaklara aktarmak, kültürel mirasımızı koruma adına büyük bir sorumluluktur. Konuşmalarının ardından açıklamalarda bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, bu yılki organizasyonun başarıyla tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu tür organizasyonlar hem şehrimizin tanıtımına katkı sağlıyor, hem de atasporlarımızı genç nesillere aktarma fırsatı sunuyor, ifadelerini kullandı. Birinci güzellik Bertiz'in ev sahipliği, misafirperverliği ortada. Hem kavurma ikramları yaparak hem kabarcık üzümü ikramlarıyla bütün evler misafirlerle dolu ve şu anda bütün Kahramanmaraş'ın kurumları, müdürlerimiz, milletvekillerimiz, valilerimiz hepsi aramızdalar, güreşçilerimiz aramızdalar. Türkiye'deki ünlü güreşçilerimizi davet ettik, teşrif ettiler, onlar güreşiyorlar. Burada biz hem sporu, atasporumuz güreşi yaşatmak istiyoruz, hem gençlerimizin yanında olduğumuzu iş adamlarımızla beraber göstermek istiyoruz. Tabii ki sahamız biraz küçük ama gelecek sene yetiştireceğiz inşallah. Alanı genişletmeyi düşünüyoruz. Fakat dışarıya da bir sinevizyon göstergesi, dev ekran kurmak suretiyle kapalı çadırda. Şu anda da aynı şekilde dışarıda halkımız canlı olarak güreşi seyretmeye devam ediyorlar. Ben buradan tüm Bertiz'e, Boyalı'daki muhtarımıza ve iş adamlarımıza, güreşimize katkıda bulunan sanayicilerimize, Dulkadiroğlu Belediyesi olarak bütün hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Müsabakaların sonunda Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, derece yapan güreşçilere madalya ve ödüllerini takdim etti.
Kutluyoruz Sayın Valimizi, şampiyonu ve belediye başkanımızı. Gerçekten hem özel kuvvetler gazisi hem de Sayın Valimizin altınla ödüllendirmesi ayrı bir anlamlı.